Semra Hanım, yani beni bir tek sen alıyorsun. Pardon, Turgut Bey, seslendirmekte geciktiniz efendim. Ağız boş kaldı, lütfen. Şunu açık seçik ifade edelim ki, seslendirmek pek zor bir olay. Çok sıkıldım Semracığım. Ne yapalım bey? Seslerimizi benzetemiyorlar diye tutturdun. Her gün bu küçücük odaya geliyoruz senin yüzünden. El alem de bizi oklukta sefa sürüyoruz sanıyor. Tamam efendim. Görmüş tekrar alıyoruz mi? Lütfen. Hayır, görmedim. 3, 2, 1 kayıt. Semra Hanım, yani beni bir tek sen alıyorsun binaenaleyh. Bana kahve yapma. Pardon. Ne yaptınız Sayın Özal? Binaenaleyh sizin lafınız değil efendim. Sayın Demirel'in lafı. Turgut Özal böyle konuşmaz. Açık seçik ifade edeyim diyecektiniz, unuttunuz mu? Ayol Turgut Bey, hadi artık. Köşkte yapacağımız bir sürü işimiz var. Tamam, bir daha lütfen. Bakın, sırada bekleyenler var. Sayın Demirel ve Sayın İnönü bekliyorlar. Tamam, 3, 2, 1 tekrar kayıda giriyoruz efendim, hazır mısınız? Semra Hanım, açık seçik ifade edeyim ki... Bu ne? Bir açık seçik ifade edeyimdir tutturmuşlar. Uğraşacak şey mi kalmadı ya? Sinirlenme Turgutcuğum. Demokrasi var. Bırak uğraşsınlar. Yok efendim, yok. Zaten iki boyutlu karikatürümle uğraşmaktan canım çıktı. Şimdi bir de bu üç boyutlularla uğraştırmasınlar beni ya. Lütfen Sayın Özal. İki plan kaldı. Bir daha alabilir miyiz? Lütfen efendim. Olmaz efendim. Bulun başka seslendirmeciler, seslendirin. Ne yapayım? Yürü kız Semra, doğru köşke gidiyoruz. Şimdi izninizle bu...